أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا سادة أصحاب رسول الله مدد يا مشايخ مدد يا سادة أصحاب رسول الله شيخ الله فاز شيخ محمد عبد الرحمن دستور طريقتنا الصحبة والخير في الجميع İnsanlar bu gece sevinelim diyorlar. Ne için sevinecek? Sene bitti de sevinecek yeni sene, yani mantık olarak düşünürsen yani bir şey yok, o sevinilecek bir bayram edecek şey yapılacak hiçbir sebep yok ortada. Yani mantıkça düşünmeye kalksan hiçbir, yani sevinilecek bir tarafı yok bu şey. Bir sene daha yaşlandın. Bir sene daha ölüme yaklaştın. Bir şey yap, yani yapılacak sana bir gelecek bir fayda yok. Fayda bu seneyi geçen sene kötü işler yaptım deyip de düşünebilirsin. Bu sene daha iyi olsun diye, Allah'a daha yakın olayım, Peygamber'in sözlerine, yaptıklarına daha uygun hareket edeyim diye düşünebilirsin. Ama bu geçen sene fazla azamadım, bu sene daha fazla azayım, kudrayım diye düşünürsen hiçbir kârda değilsin. İnsan, Allah ruh vermiş, ruhaniyet vermiş insana. Hayvanlık sıfatı da var. Ya hayvana benzer alçalır, hayvandan daha düşük olur. Hayvana benzer, hayvan gibi de olamaz insan. Onu hayvan gibi hareket ederse daha beter olur. Hayvan ondan daha iyidir. Bir seviyesi var. Ama insan oğlu hayvan gibi hareket edeyim derse daha düşük olur. Yok, ruhaniyete bakarsa melekler gibi melekten daha iyi olur. Çünkü meleğin bir günah işleyecek bir sıfatı yok. Allah vermemiş ona. Günah işlemesi için hiçbir şey vermemiş meleklere. Ha, insana vermiş. İnsan o kendini, nefsini zapt edip de günah işlemese o vakit meleklerden daha iyi olmuş olur. Çünkü hem günahtan muhafaza olmuş oluyor, hem ibadetini yapmış oluyor. Büyük bir iş yapmış oluyor o vakit. İşte bu yapılacak hayırlı işler bunlardır. Allah yolunda gitmek, Peygamber yolunda gitmek. Allah Azze ve Celle bizi Peygamber Efendimiz'in ümmetinden yaptı. Her peygamberler bile isterlerdi ki ahir zaman ümmetinden olsun. Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden olalım diye dua ederlerdi. Biz onu bulmuşuz Allah'a şükür. Allah her şeyi vermiş. Başka ümmetlere verilmeyen çok şeyler verilmiş bize. En kıymet vermediğiniz şey abdest bile bizim bu ümmete verilmiş, bize verilmiş. Eski ümmetlerde abdest yoktu. Abdest kimlere vardı o vakit? Peygamberlere yalnız vardı. Ümmette yoktu. Yalnız peygamber abdest alabilirdi. Ümmetlerinde abdest şey yoktu. O taharet maharet yoktu. İslam'dadır o taharet meselesi. Namaz ümmet-i Muhammed'e daha bereketli olarak verildi.
Tekbir yoktu onların namazlarında. Bir de namazları her yerde kılamazdı namazı. Muhakkak bir kılınacak hususi yerleri vardı. Mescitler yahut artık ne derlerse orada mabet, Allah ibadet edecek yerleri hususiydi. Ümmet-i Muhammed'e dünyanın her tarafında kılabilirsin temiz olduktan sonra. Toprak temiz edildi. Toprakla su bulmadığın vakit abdest yerine teyemmüm edebiliyorsun. Ezan verildi. Tekbir edildi. Yani bize verilen ihsanlar, hediyeler, Allah'ın hediyeleri, Allah'ın ihsanları başka ümmetlere verilmedi. Onun için başka ümmetlere özenip de onlara taklit etmeye hiç gerek yok. Onlar özensin, onlar taklit etsin. Onların dedi bir vaftiz vardı onlarda. Bir doğunca yıkanırlardı. Ölünce yıkanmazlar zaten artık bir defa. Onlar bizim İslam'da meyyiti bile yıkarlar. Yani yani bu ümmete verilen şeyler hiç insaniyetin en yüksek derecelerine ulaşmış dindir yani bu İslam dini. Onun için başkalarını taklit etmeye hiç gerek yok. Özenmeye hiç gerek yok. O işleri yapan zaten gece yarısından sonra bakıyorsun azıyorlar, kuduruyor ama yani bir şey yok. Zulmetle, günahla evlerine gidiyorlar. Daha beter eziyet oluyor onlara. Bir hayli tövbe istiğfar etmezlerse o günahla ahirete de giderler. Bizim sevineceğimiz şey 2 gün sonra inşallah. Peygamber Efendimizin Mevlid-i Şerifi var. O vakit sevinmesi lazım Müslümanların. Bugünkü geceye itibar yok. 2 gün sonra esas sevinilecek gece Peygamberimizin doğduğu gece, bereket geldiği gecedir dünyaya. Nur geldiği vakit. Bütün alemlere nur indi. Onun için Müslümanın yüzünde nur görürsün. Müslüman olmayan istediği kadar güzel olsun, istediği kadar temiz olsun, istediği kadar şey olsun, yok o. Bulamazsın. Çoğu fark eder ama çoğu insan da biliyor yani. Ama cahil insanlar zaten onlara benzeyen onda da nur kalmaz. Nur Allah'ın nurudur. Böyle masiyet yapıp da nur kazanan adam yoktur. Allah muhafaza etsin. Nefsimizin peşine düşmeyelim inşallah. En akıllı insanlar, peygamberler, Allah'ın sevgili kulları nasihat veriyorlar. O nasihati dinleyin. Hiç bu yükün altına girip de hem maddi yükün altına giriyorlar hem manevi yükün altında ezilirler. Dikkat etsinler, kimse bu gece erkenden bile yatsalar daha iyi olur. Hiç gerekmez. Başka Müslümanlar bazı şeyler uğraşıyorlar, yapsınlar ama onlara da yapmaya gerek var mı yok mu? Onu da tam Şeyh Efendi fazla bir şey demedi o mesele için. Mekke fethidir diyor, şu fethidir diyor. Mekke fethi zaten Arabi olarak kutlanır daha fazla bizim. İslami kutlamalarımız Arabi aya göre yapılır. Bunların takvimine göre değil. Onun için Allah kabul etsin, herkesin niyetine göre versin. Ne diyeceğiz? Tonight it will be
New Year, of course, it is some like station between our life. It is station, but it is not important to be to make you happy. If you think carefully, it is nothing to be very happy in this night. To do like feast, like big celebration. Why you doing this? Why for what reason? You are happy, you are become older 1 year more. You become more old. Anything with it will be better for you. No, it is the same. But people, they cheated by Shaitan, by his follower. It is all around the world, not only non-Muslim people. Even Muslim people, they are celebrate more than non-Muslim this night. Non-Muslim, they celebrate most, I think, in Christmas or something like this. But for this night, it is important for Muslim more than other. And they are preparing food, they bring drink, they are preparing to make party. Yeah, they are happy, they try to be happy. Even when they are preparing and doing this, they are more happy when they are celebrating the moment of New Year. They are making by working hard to do something, and after when they finish, they said, "What is this? It's not worse. It is. We are not more happy. We are not changing anymore. Anything. It is real." Cheat by Shaitan and his follower. But we are Muslim. Allah give us the most precious thing, his gift. It is endless gift, especially for the last Ummah, last Ummat Muhammad is Nation. nation of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, last nation who accept Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he's from his nation. And it is the best nation through all centuries. Is Allah Azza wa Jalla saying this, and all prophets they was wishing to be in his ummah. Alhamdulillah, we are in his ummah, so that's what we must be happy. And this ummah, Allah give them many things, endless things. Other ummah they don't have like wudu ablation. Everybody in Muslim, they are, it is normal for them, it's not so important, but it is real, very important thing. Ablation, it is the most important thing in Islam, or even. You cannot do anything without ablation. If you don't have washing yourself after to from you cannot pray, you cannot say anything, you cannot touch Quran, you can't say anything. Even Maulana, he was teaching people to be all time in ablation. And
the nations of before Islam, no oblation for them. Only for prophets. Prophet, they have oblation in all prophet from Sayyidina Adam until Sayyidina Isa alayhi salam. But for nation, no need for them. And it is oblation making your light everywhere. You'll be happy when you do oblation. Second thing, to be all world, you can pray anywhere. Like Musa alayhi salam or Isa alayhi salam, only there is a certain place you can to be going inside and pray there. If you don't have, you cannot pray. Like Allah Azza wa Jalla tell Sayyidina Musa and Harun, اجعل بيوتكم قبلة, make your house to people to come and pray inside. But in Islam, no, you can pray everywhere. In mountain, in desert, in sea, in boat, in plane, everywhere you can play, you can pray. But it must be clean, of course, when where you are praying. It is also for this ummah. And takbir of salah, Allahu Akbar, before they was praying also in all time, but no takbir, no azan, no ikama. Many things like this, other nation they don't have. All Allah gives this for this ummah. And this ummah, they are not knowing this favor, and they are trying to do things other nations they are doing. No need for, to do this. They must do, other nations, they must be know this good thing, what Allah give for human being to be happy, to follow this. Not ourselves to follow them. And we have now, after 2 days, Friday night, Mawlid of Prophet sallallahu alaihi wasallam, birth of Prophet, it is real feast, a real holy night, because by his barakah, his mercy, Allah give all light for ummah, for whole universe. He is Nur, his light. His light, it is only you can find in believer who are there following him and loving him. You see in their face this light. But other, you cannot see anywhere. Who are not believer for him, you cannot see this light. Even in Muslim, only what they are loving Prophet sallallahu alaihi wasallam, you see this light. Other who are claiming we are Muslim, but not loving him or not following him, you cannot see this light for him in their face. And light, give light in your heart also. You are be light inside, you are happy inside. But other, they have darkness in their face, darkness inside. When they are doing wrong thing, there this darkness coming more and more. Like who they will be doing this night from sins and doing bad thing, not coming light for them internal life side. But they go, it be more dark, and more stressful, and more they will be feel worse. And this is reality. Nobody can say again this. Allah, don't let us to follow our ego. Ego. And Shaitan cheating us. They're showing good
good thing, right, wrong, bad, making camouflage. But they showing, cheating, putting nice thing in the front of bad thing, and you cheat, you going taking, you feel, you eating, it was not real what they showing you. This is what Prophet sallallahu alaihi wasallam and Awliya Allah teaching people, advising people, ad-din al-nasiha, don't follow this, follow right way. All what they are trying to do to take all human being to mercy ocean of Allah, not to take them to hell. No, they try, but people, they like to going to hell more than mercy ocean. What will do? Allah make them to see the reality, inshallah. Wa min Allah tawfiq al-Fatiha.